Günaydın. Günaydın. Madame Emma'ya mı? Evet. Traktörler gelince bunları elden çıkaralım diyorum Yasin ağa. Ne dersin? Sen bilirsin. Ne oldu canın sıkkın? Senin bu yaptığın olacak iş değil beyim. Hangi iş? Halide Hanım'ı evden kovma. Üzerine vazife olmayan meselelere karışma Yasin ağa. Bütün ömrümü bu çiftlikte tükettim. Sen de Halide Hanım da elime doğrultursun. Müsaade buyur da söyleyeceklerimi söyleyeyim. Peki. Dinliyorum. Kız kardeşim bir cahilliktir yapmış. Lakin bunun cezası evinden kovulmak olamaz. O sana anne babanın emaneti. Üstelik senin kız kardeşin. Onun da bu çiftlikte hakkı var. Birbirinizin üzerinde haklarınız olduğu gibi. Ne yapsaydım Yasin? Sen olsan ne ceza verirdin? Ceza vermezdim. Affederdim. Af mı ederdin? Halide Ramazan'la bir olup eşimi kaçırdı Yasin ağa. Unuttun galiba. Unutma. Üstelik o vakitler Güllü'nün senin eşin olmadığını, Ramazan'ın nişanlısı olduğunu da unutmadım. Hayret valla. Bugün maşallah kuzu gibisin. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Herhalde salıncağını salladığın Halideciğine ne yılan bir karı olduğunu öğrenmen içindir. Hayır Güllü Hanım. Asıl senin ne şeytan olduğunu öğrendiğim için susuyorum. Ne şeytanlık yapmışım ben? Sırf Muzaffer'le evlenebilmek için Halide'yi. Yaptıklarını abine söylerim diye tehdit etmişsin. Daha ne olacak? Oh, iyi yapmışım. Utanmadan bir de o kadını mı müdafaa ediyorsun bana? Hayır. Ben eski Güllü'den bahsediyorum. İyi yürekli, saf ve temiz Güllü'den. Sana kaç defa söyleyeceğim. O Güllü öldü. Çıkar şu maskeyi artık suratından. Bu sen değilsin. Bildiğim, tanıdığım Güllü bu değil. Şu haline bak. Kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne varmış benim halimde? Ha? Ne varmış? Sana Halide'yi tehdit ettiğimi anlatanlar, Halide'nin çiftliğe adım attığım günden beri bana nasıl eziyet ettiğini de anlattılar mı? Ha? Beni her Allah'ın günü terbiyesiz, görgüsüz diye aşağıladığını, Zaloğlu ile birlik olup dağlarda, mağaralarda aç susuz it gibi dolaştırdığını, elimi ayağımı bağlayıp nasıl tokatladıklarını anlattılar mı? Sen de intikamını aldın öyle mi? Evet öyle. Yazık. Meğer senin de babanla abinden bir farkın yokmuş. Ne diyorsun sen be? Onlar seni, sen de vicdanını para ve zenginlik için sattın diyor. Satmadım. Sattırdılar. Uğruna ölümü bile göze aldığım bir adam sattırdı bana vicdanını. Hadi geç arabaya. Derse geç al. Eniştem geliyor.
Enişte, hoş gelmişsin. Hoş bulduk Hamza. Nasılsın bakalım? Allah'ıma çok şükür be enişte. Sağlığına duacıyız. Hala. Enişte be. Kızmazsan sana bir şey diyeceğim. Söyle bakalım. Ya ben şuncacık çocukluktan beri bu fabrikadayım. Gece demeden, gündüz demeden, dişimle, tırnağımla uğraşa dediğine çır çır katibi oldum. Sade de gel Hamza. Ya diyorum ki tabii ki ne senin için de uygunsa şöyle idarede masa başı katipliğine geçeyim. Bakarız, bakarız. Hadi işine dön sen. Bakarızmış. Değil mi? Vallahi madem bana pek Merve'ye gelmedi. Bunun nesini seviyorsunuz Allah aşkına? Hamamda birbiriyle kavgaya tutuşmuş kadınlar gibi cırlıyorlar. Ya mon dieu. Ha siz Mozart'ın müziğine nasıl böyle bir yakıştırmada bulunursunuz? Ha adab-ı muaşeret, klasik müziksiz olur mu hiç? Hoş. Zaten geldiğinizden beri dersle alakanız yok. Bugün pek havamda değilim madem, kusura bakmayın. Ama kuzum, siz hiçbir zaman havanızda olamıyorsunuz ki zaten. Esasen ben bu derslerin size faydası dokunduğundan da şüpheliyim. Madem, bana bugün de müsamaha gösterin. Bir daha sizi hiç üzmeyeceğim, söz. Bu kaçıncı söz? Neyse, dersi bitirelim de azad olun bari. Teşekkürler madem. Yalnız bu defa hakikaten söz vereyim. Bugün evde Fransızca çalışmaya devam edeceksiniz. Oldu mu? Oldu madam. Oui. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.